4-5 yaşlarındasın sen bildiğim kadarıyla. Annenin tek başına idame ettirmeye çalıştığı çocuklar için bir hayat var. Baba uzakta. Sen ve ablam varsınız ama annen nasıl bir ruh halinde bilmiyoruz. Onun dünyasında, duygusunda ama hayatını sonlandırmaya karar veriyor. Sizin de göreceğiniz bir yerde intihar ediyor. Sen ve ablan da oradasınız o sırada. Ve çıkıyor kapıdan benim bildiğim kadarıyla. Senin dünyanda bu nasıl bir yerde, o gün nasıl bir gün? Lütfen anlatmak istediğin kadar. Bu tabii ki benim hayatımda ister istemez bir travma veyahut da farklı, hani hayatı daha çok algıladıkça kafada oluşan soru işaretler ve cevapsız kalan sorular insanı kahreder. Dolayısıyla zaman ve süreç içerisinde siz normal bir insan olamazsınız. Nasıl normal bir insan olamazsınız? Kimseyle konuşmaz, asosyal olur. Çocukluk arkadaşlıklarındaki oyunlar veyahut da sohbet veya muhabbetlerin hiçbiri sizi sarmaz. Çünkü anlamsız gelir, boş gelir. Tat almazsınız hayattan. Öyle bir işte tat almak, normalleşmek oldu benim hayatımda. Tabii ki normalleştim. Ama bu çok zor oldu. Çocuktuk. Annem nereye giderse ben de onunla gidiyordum işte. Zannediyorum ki o dönem bizim mahallede bayağı böyle fare istilası olmuştu ki tabii ki şimdiki aklımla konuşurum. Bayağı bir kuyruk vardı hani bir kulübede biri bir şey satıyor ve biz de sırada bekliyoruz. Sonra sıra bize geldi. Annem bir şey sıvı aldı. Beraber gittik eve. Eve vardık işte çay bardağına doldu. Ablama uzattı. Ablam tabii hani şey annemi vazgeçirmeye çalışıyordu. Ablamın aklı eriyordu. Benden 3-4 yaş büyüktü. Bana uzattı, ben aldım. Yani uzattı, aldım. Ablam yine engelli beni. Sen bilmiyordun. Ben neyin ne olduğunu bilmiyordum ki. Yani sonra annem işte bir yudum alır gibi oldu. Attık tadına mı baktı. Muhtemelen çok ağır bir zehir. Acı çekerek dışarıya çıktı. Bir daha görmedim hani. Ben çünkü ablam beni çıkartmadı. Sonra yakınlarından işte daha sonraki yıllarda aldığım bilgiye göre işte hastaneye kaldırılmış. Uzun süre direnmiş. Fakat kurtaramamışlar işte. Ben... Günümüzde, ülkemizde çok acılar yaşanıyor. Ve ben hayatıma dair yaşamış olduğum hiçbir acıyı başkalarından üstün acı olarak görmüyorum. Öyle bir hakkı tanımıyorum kendime. Çünkü yaşanmış, olmuş, bitmiş. Bu benim anılarımda, hafızamda, her neyse ruhumda kalmış, kalacak olan silinmez bir gerçek. Ve bunlar zaman ve süre içerisinde çocukluğum ve gençliğim ve bugüne kadar geldiğim hayatımda edindiğim tecrübeler, acılar veya travmalara ek olmuştur. Ve bu hayat bana bir şeyler öğretmiştir kendimce. Hayatta ve ayakta kalmak lazım. Yaşatmak adına. Çünkü hayatımdaki yani ha az bir şey aklım verseydi kırmaz mıydım o şeyi? Az bir şey.